Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala Resulillahil emin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin bizi muvaffak kılmasıyla Fatiha suresinin tefsirine devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle anlamayı, fehmetmeyi bana ve sizlere nasip eylesin. Kardeşler, en son Bismillahirrahmanirrahim, Euzubillahimineşşeytanirracim'in tefsirini yaptık. İki ders. Sonra Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirini yaptık. Besmele ile anlamamız gereken şeyleri ifade ettik. Sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd nedir? Hamdın kısımları nelerdir? Hamd Allah'adır kelimesinin manası nedir? Bunu da detaylı bir şekilde izah ettik, ifade ettik. Sonra Rabbul Alemin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin üzerinde durduk. Rabbul Alemin'den kastettiğimiz şey nedir? Rab ne demek? Buna da uzun uzadıya değindik. Bunların tefsirini yaptık. Bugün inşallah Rabbul Alemin'le alakalı kısa bir iki şey var. Ona da değineceğim inşallah. Malik Errahmanirrahim, Maliki Yevmidine geçeceğiz. Allah Azze ve Celle ifade etmeyi bana nasip eylesin. İstifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Allahümme amin. Kardeşler, biz dedik ki, Allah Azze ve Celle dedi ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Rab kelimesi terbiye edendir dedik. Terbiye ne demek? Bir şeyi yaratmak. Yarattıktan sonra ona rızık vermek. Sonra onun ihtiyacı olduğu her şeyi ona bahşetmek. Sonra kitap indirerek, peygamber göndererek ona yön vermek ve onun istifade edeceği bir hayat nizamını ona sunması, dünyada ve ahirette faydalanacağı her şeyi ona aktarması ve vermesi, uzun uzadıya aktarmıştık. Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi. Alem ne demek kardeşler? Buna da değinmiştik. Demiştik ki alem masivallahi teala. Allah dışında her şey alemdir. Allah dışında her şey alemdir. Allah dışında her şey alemdir. Allah dışında her şey alem denilmesinin sebebi alem alamettir demiştik. Çünkü kardeşler, kainatta ne varsa Allah'a delildir. Allah'ın varlığına delildir. Dağlar, yıldızlar, güneşler, sema, yeryüzü, kendimiz. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın var olduğunun delillerindendir. Sema ve yerin yaratılışı ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca, bu şekilde her şey alemdendir. Velakin elhamdülillahi rabbil alemin kelimesindeki alem, kardeşler, selef alimleri, sahabeler ihtilaf etmişler. Buradaki alemden kast edilen şey nedir? İnsan ve cin midir? Yoksa kainatın tamamıdır? Biz Kur'an okuduğumuzda kafamız karışmaması için alemleri üçe taksimat edebiliriz kardeşler. Alemleri üçe bölebiliriz. Birincisi genel. Allah dışında her şey bunun kapsamındadır. Allah dışında her şey. Bu birincisi. İkincisi, Musa aleyhisselam Firavun'la tartışmasında Firavun dedi ki ve ma rabbul alemin. Alemlerin Rabbi de kimdir? Yani alem nedir ki, onun Rabbi kimdir ki? Dedi ki rabbus semavati vel ard. Semanın ve yerin Rabbi. Musa aleyhisselam alemi sema ve yer diye ne yaptı? Tefsir etti. Kardeşler, alemden kast edilen şey insan ve cindir. İkinci manası insan ve cindir. Bunun delili Allah Azze ve Celle Tebârekellezî nezzelel furkan alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Kuluna Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Furkan'ı indiren, Kur'an'ı indiren, onu bütün alemlere peygamber yapan Allah yüceler yücesidir. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Burada da âlemin vardır. Kardeşler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malumdur ki sadece insanlara ve cinlere peygamber olarak gelmiş. Buradaki âleminden kastedilen şey insan ve cinlerin ta kendisidir. Âlemîne'den kastedilen üçüncü mana belirli bir zaman dilimi ve belirli bir kavim. Belirli bir zaman dilimi ve belirli bir kavim. Bunun da delili Allah Subhanahu ve Teala inni faddaltukum alel alemin.
Benu İsa ile dediği gibi. Ben sizi bütün alemlere üstün kıldım. Bu şu anlama geliyor mu? Benu İsrail kendisinden önce, kendisinden sonra bütün kavimlerden daha hayırlıdırlar. Bu söylenilir mi? Hayır. Ama Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Kardeşler işte biz alemin kelimesinin manalarını bilmezsek, hepsini aynı manaya yüklersek hata yapmış oluruz. Alemin bazen kainatın tamamı, bazen de insan ve cinler, bazen de belirli bir zaman dilimi ve belirli bir kavim anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu üç anlamda aleme Allah Azze ve Celle tarafından yüklenmiş. Bazı İslam alimleri Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediler. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Sonra alemleri kaç tane alem olduğunda söz söylemeye başladılar. Bazıları dedi ki alemler 1000 tanedir. Bazıları dedi ki alemler 4000 tanedir. Bazıları dedi ki alem 18.000'dir. Vehb İbn-i Münebbih Rahimahallahu Teala alemlerin 18.000 ve bazı sahabe ve tabiinden bu rivayet edilmiş. Doğrusu hangisidir? Doğrusu alemlerin sayısını ancak onları yaratanın Allah'ın bilmesidir. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ Senin Rabbinin askerlerini, senin Rabbinin ordularını sadece o bilir. Başka hiç kimse bilmez. Bu ayet-i kerime hiçbir şekilde hiçbir insan tarafından Allah'ın askerlerinin ordusunun hiç kimse tarafından bilinmeyeceği, kuşatılmayacağı net bir şekilde ifade edilmiştir. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ Senin Rabbinin ordularını sadece Rabbin bilir. Başka hiç kimse bilmez. Kardeşler, Elhamdülillahi Rabbil Alemin buraya kadar tefsir etmiştik. İnşallah şimdi Ar-Rahman Rahim Maliki Yevmiddin buradan devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Rahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdina sıratel müstakim Sıratel lezîne en'amte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllin Amin. Biz Rabbil Alemin'le alakalı konuşmayı bitirdik. 2-3 haftadır konuşuyoruz kardeşler. Bir özet geçelim dedik. Ar-Rahmanir-Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin 1. ayet. Ar-Rahmanir-Rahim 2. ayet. Biz Ar-Rahman, Ar-Rahim üzerinde fazla durmayacağız. Niye kardeşler? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim'i işlerken uzun uzadıya Rahman ve Rahim sıfatlarına, isimlerine değinmiştik. Dedik ki Rahman ve Rahim iki sıfattır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisine nispet ettiği Huvarrahmanurrahim iki isimdir. Bu iki isimden de rahmet sıfatın meydana geldiğini, rahmetin ne olduğunu, Rahman ve Rahim arasındaki farklara uzun uzadıya değinmiştik. Demiştik ki Rahman Allah'ın zati sıfatıdır. Rahim ise Allah'ın kullara yönelik olan sıfatıdır. Bu şekilde uzun uzadıya aktarmıştık. Fakat burada birkaç şeye değineceğim inşallah. Tekrardan istifade etmek için. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin kelamı vallahi sureler ve ayetler sanki bir ip ve ona incilerin dizilmesi gibi böyle mükemmel sıralanmış. Dedi ki hani Allah Azze ve Celle'nin isimleri kaça ayrılır? 2'ye. Celali isimler, cemali isimler. Celali isimler insanda korku meydana getirir. Heybet meydana getirir. İnsanın Allah'tan korkmasını, Allah'a karşı ürpermesini meydana getirir. Mesela ne gibi? Kahhar gibi. Mesela ne gibi? Cebbar gibi. Mesela ne gibi? Şedidül ahzi. Mesela ne gibi? Rab gibi. Mesela ne gibi? Deyyan gibi. Bu şekilde yani Allah Azze ve Celle'nin yani korku ifade eden isimleri vardır. Bunları Allah Azze ve Celle kahhardır. Kahreder. El-Aziz'dir. İzzet sahibidir. Cebbardır. Cebbar kibirlileri kendi boyunduruluğu altına alır. Bu şekilde şedidül batşi yakalaması şiddetlidir. Zuntikam intikam sahibidir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin korku ifade eden isimleri var. Sonra celal, bunlar celaldir. Bir de cemal isimleri vardır kardeşler. Cemal insanda böyle ümit meydana getiren, insanda bir rahatlık meydana getiren, insanın içinde
yani Allah'a karşı bir özlem, bir rahatlık, bir istek ve arzu meydana getiren isimlerdir. Mesela Allah'ın El Cemal ismi gibi. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah cemildir, cemali sever. Rafik, Allah Azze ve Celle'nin yumuşak olması. Rahim, Allah'ın merhametli olması. Rauf, Allah'ın rıfet, yani merhametinin çok olması. Vedud, Allah'ın seven, kullarını sevmesi. Şekur, kullarının ibadetlerini kabul etmesi. Gaffar, kulları günahları çokça bağışlaması. Tevvab, tövbeleri kabul etmesi. Bu şekilde bunlar da cemal, insanda böyle biraz daha ümit meydana getiren isimler. Allah Azze ve Celle Rab kelimesi korku meydana getirir. Celali isimlerdendir. Allah'ın rububiyeti iki kısımdır kardeşler. Rububiyetu intikamin ve rububiyetu rahmetin. Yani kullarını terbiye eden, onlara hükmeden, onları idare eden, onları yöneten, dilediği şekilde mahlukatında tasarrufta bulunan dedik. Şimdi insan sorar. Bu elhamdülillahi rabbil alemindeki Rab rahmet rububiyeti midir? İntikam rububiyeti midir? Hangisidir? Ar-Rahmanir-Rahim rahmet rububiyetidir. Celal ismini zikreti hemen akabinde kulların korkmaması için Ar-Rahman Ar-Rahim'dir. Allah korkulacak, korkulur ama aynı zamanda kendisine karşı bir ümit beslenilerek, rağbet içinde olunarak veyahut da ümit var olunarak, severek bu Allah'tan korkulur. Mücerred korku caiz değildir. Allah'tan sadece hariciler korkar. Allah'ı sadece korku haricilerde var. Sadece sevgi zındıklarda var. Müminlerde ve peygamberlerde hem korku var hem sevgi var. Hem Allah'tan korkarlar hem Allah'ı severler. Allah'ın korkusu onların haramlara bulaşmasına engel olur. Allah Azze ve Celle'ye karşı ümit var olmak Allah'ın katındakilerini Allah'tan istemeye ve ona yönelmeye sebebiyet verir. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Rahman ve Rahim'dir. Buna Besmele'de değindiğimiz için tekrardan buraya girmek istemiyoruz. Kardeşler, Maliki Yevmiddin. Burada kalmıştık. O Allah, Maliki Yevmiddin, din gününün malikidir. Din gününün malikidir. Burada din nedir? Malik nedir? Bunun üzerine inşallah duracağız. Maliki Yevmiddin, din gününün malikidir. Din gününün sahibidir. Maliki Yevmiddin. Kardeşler, Malik, Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Malik, Ar-Rahman gibi, Ar-Rahim gibi Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de bu Malik, Melik ve Melik bir. Melik, Melik ve Malik olarak üç isim olarak zikredilmiş. Kur'an-ı Kerim'de inşallah onlara değineceğiz. Kardeşler, Malik Yevmiddin, din gününün sahibidir. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. İnşallah değineceğiz. Ve lehul mulku, mülk Allah'ındır. Yevme yunfahu fissur. Sura üfürüldüğü vakit mülk Allah'ındır. Peki Allah din gününün sahibidir. Dünyanın sahibi değil mi? Buradaki din kıyamet anlamındadır. Allah kıyamet gününün sahibidir. Peki dünyanın sahibi değil mi? Niye kıyametin sahibidir denilmiş? Bakın benzeri ayetler de var. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ Sura üfürüldüğünde, kıyamet koptuğunda mülk tamamen Allah'ındır. Diyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine Allah Azze ve Celle اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ اَلْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ اللّٰهِ O gün mülk Allah'ındır. يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ İnsanların arasında hükmedecek. Mülk Allah'ındır o gün, kıyamet günü ve insanların arasına hükmedecek. Zalimle mazlumun arasında hükmedecek. Hakkı yiyenle hakkı yenilen arasında hükmedecek. Zulmeden ve zulmedilen arasında hükmedilecek. Salih ve talih arasında hükmedecek. Facire hükmedecek. Kafire hükmedecek. Zındıka hükmedecek. Tağutlara hükmedecek. Herkese, ibadet edenlere, ibadeti terk eden asilere Allah hükmedecek. يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ Onlar arasında hükmedecek. الْمُلْكُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ لِلْرَّحْمَانِ O gün mülk hakkıyla Rahman'a ait olacaktır diyor Allah Subhanahu ve Teala.
Kardeşler, Allah Azze ve Celle Maliki Yevmiddin. Biz demiştik ya tefsirden önce, kıraat varsa kıraatlara değineceğiz. Ta ki kıraatlar birbirlerini tefsir etsin. Kardeşler, Fatiha'da şunu da söylemiş olalım, manaya ve tefsire etki eden kıraatlara değineceğiz. İlim ifade eden, alimlerin işi olan, ilim talebelerin işi olan kıraatlar bizim işimiz değil, onlara girmeyeceğiz. Maliki Yevmiddin'de iki kıraat var. Bizim kıraatımızda, bizim Kur'an okuduğumuz Kur'anlarda Maliki Yevmiddin, Asım'ın kıraatı Maliki Yevmiddin var. Ve birçoğunun kıraatında da İbn Amr ve diğerleri, onlar da demişler ki Maliki Yevmiddin. Bazıları Maliki Yevmiddin okumuş, bazıları Maliki Yevmiddin. Suud'a gidersiniz belki, birinin arkasında namaza durursunuz, onun Maliki Yevmiddin okuduğunu diyorsunuz, der bu adam namaz yanlış okuyor, İmam yanlış okuyor. Maliki Yevmiddin'di, bu Maliki Yevmiddin okudu. İkisi de caizdir. Malik, Melik. Kur'an-ı Kerim'de Malik, Melik. Bir de Melik isimleri var inşallah, onlara değineceğiz biiznillahi teala. Fatiha'da diğer kıraatlar bizi pek ilgilendirmiyor kardeşler. Maliki Yevmiddin, din gününün Allah Azze ve Celle sahibidir. Burada Malik ismi var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Malik, El-Malik diye bir ismi, mücerret bir ismi yok. Malik ismi daima bir şey izafe olarak gelmiş. Malikul Mulk, mülkün sahibi olan Allah ve Maliki Yevmiddin. İki ayet tek var. Malikul Mulki ve Maliki Yevmiddin. Başka Malik ismi Kur'an-ı Kerim'de yoktur kardeşler. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım, تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ, dilediğine mülkü verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, dilediğinden mülkü çeker alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, dilediğine izzet verir, aziz kılarsın. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, dilediğini zelil kılarsın. بِيَدِكَ الْخَيْرُ, hayrın tamamı senin elindedir ya Rabbi. Hayrın tamamı senin elindedir Allah'ım. Maliki Yevmiddin, burada da, bu da etti ikincisi. Kardeşler, Melik'e gelince, Melik Kur'an-ı Kerim'de فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ, فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Melik ismi de Kur'an-ı Kerim'de var. Yine hepimizin belki bildiği Haşr suresinde هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ. Burada Melik ismi burada da var. Demek ki Kur'an'da hem Malik var, hem de Melik ismi sabittir kardeşler. Yine Kur'an-ı Kerim'de El-Melik ismi de var. El-Melik ismi de Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Kamer suresinde kardeşler. Maliki Yevmiddin, Allah Azze ve Celle din gününün malikidir. Malik ismi üzerine inşallah duracağız. Biiznillah Malik ismi nedir? Onun üzerine duracağız. Başta bu tefsiri yapalım, sonra bu isimle alakalı konuşacağız biiznillahü teala. Malik'in kelime anlamı sahip demektir. Mesela bu masa Ali'nin mülküdür. Bu masa Ali'nin mülküdür. Veya burası Muhammed'in mülküdür. Bu içinde bulunmuş olduğumuz, oturmuş olduğumuz salon veyahut da bina veyahut da ev. Malik bir şeye sahip olan, bir şeye sahip olan anlamındadır. Bu kadarla yetinelim. Tafsilatına inşallah geleceğiz. Allah din gününün sahibidir. Maliki Yevmiddin, yevm bizim hepimizin bildiği gün anlamındadır. Din kelimesi üzerinde inşallah duracağız. Allah din gününün, kıyamet gününün sahibidir. Abdullah İbni Abbas, sahabelerden radıyallahu anhu Abdullah İbni Abbas, bu ayetin tefsirinde Maliki Yevmiddin, Allah din gününün sahibidir. Maliki Yevmi Hisabil Halaiqi, Allah bütün mahlukatın hesap gününün sahibidir. Buradaki din hesap anlamındadır. O günde Allah onların hesaplarına sahip olacak ve Allah'tan başka onları hiç kimse hesaba çekmeyecek. Hasip olarak o gün Allah yeterdir. Devam ediyor. Ve yevmul kıyame, kıyamet günüdür. Allah Azze ve Celle amelleriyle onları cezalandıracak. Eğer amelleri hayırsa hayır, şerse şer. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا
فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره زر مثقال خير إشتيان onu görecek. Zerre miskal. Miskal nedir kardeşler? Hani sizden birinizin evine güneş vuruyor ya. Vurduğu vakit zerrecikler var, tozlar. Onlara Arapçada miskal denilir. Sizden birinizin o miskali varsa Allah onu ondan dolayı hesaba çekecek onu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kur'an-ı Kerim'de en fazla tehdit edici ayet budur. Ve bazı alimler dedi ki Kur'an'ın en fazla toplayıcı toparlayıcı ayet hangisidir? Bu ayettir dediler. Zerre miskal hayrın varsa onu göreceksin. Zerre miskal şer varsa onu göreceksin dedi Allah Subhanahu ve Teala. Maliki Yevmiddin Katade Rahimallah dedi ki Yevme yedinullahul ibade bi a'malihim. Allah'ın kulları amelleriyle cezalandırdığı güne Allah maliktir. O güne sahiptir. Dedi Sübhanehu ve Teala. Kardeşler din kelimesi Kur'an-ı Kerim'de birkaç anlamda kullanılmış. Din kelime anlamı nedir? Dinin asıl anlamı dâne yedînu deynen veya dînen. Deyn borç. Din din. İkisi de aynı kökten gelmiş. Dâne boyun eğdi. Yedînu boyun eğiyor. Deynen veya dinen. Aslında deyn ve din kişiye boyun eğdiren her şeydir. Bir insan şerefliyse, haysiyetliyse, onun borcu varsa o borç onun belini büker. Onun boynunu büktüğü için ona deyn denilmiş. Din aynı kökten geliyor. İnsana boyun büktüren, insana boyun büktüren, insana itaat ettiren kurallar, ilkeler, emirler ve nehilerdir. Din budur. Allah namaz kıl diyor, namaz kılıyoruz. Oruç tut diyor, oruç tutuyoruz. Zekat ver diyor, zekat veriyoruz. Hacca git diyor, hacca gidiyoruz. İffetli ol, haram yeme, yetim malına yaklaşma. İnsana boyun eğdiren, kendisine itaat ettiren ilke ve kurallar din anlamına geliyor. Onun için alimler demiş ki, bir insan hangi kurallara, hangi ilkelere, hangi kanunlara uyuyorsa onun dini odur. İslamsa İslam, Yahudilikse Yahudilik, Hristiyanlıksa Hristiyanlık, demokrasi ise demokrasi fark etmez. Hangi ilkelere, hangi kanunlara boyun eğiyorsan senin dinin odur. Dinin kelime anlamı boyun eğdiren. İslam dini, dinül İslam dediğimizdeki oradaki din, İslam dininin tanımı ved'un ilahiyyun, ilahi bir nizamdır. Ved'un ilahiyyun, İslam dininin tanımı nedir kardeşler? İlahi bir nizamdır. Rabbani bir nizamdır. Sa'ikun li zevil ukulis selime. Aklı selim olanları. Aklı selim olanları sevk ediyor. İlâ ma huve hayrun lehum fi dünya vel ahire. Dünyada ve ahirete kendilerinin faydası olduğu şeylere aklı selim olanları kendi tercihleriyle ileten ilahi nizama din denilir. Dinin anlamı budur. Velakin maliki yevmiddindeki din bu anlamda değildir. Oradaki din İslam dinindeki din değildir. Oradaki din kıyamet anlamında, ceza anlamında, karşılıkların verildiği gün anlamındadır. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden bir tanesi de Deyyan. O da bu kökten gelmiş. Deyyan hem karşılıkları veren, Deyyan hem de tağutları, mütekebbirleri kendine zorla kendisinin boyundurluğu altına alan, hem de kullarının karşılığını tas tamam veren ve onları hesap gününde mahkemeye çeken, onları hesaba alan Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesidir Deyyan ismi. Dinin kelime anlamı taat, itaat anlamına geliyor kardeşler. Din İslam anlamına geliyor. İnne dîne indallâhil İslam. İslam dini din anlamında kullanılmış kardeşler. Bu ayet-i kerimede din ise dediğimiz gibi Maliki Yevmiddin, Maliki Yevmil Ceza, kıyamet gününün sahibi Allah'tır. Soru, Allah niye kendine kıyamet gününün sahibi demiş? Dünyanın sahibi değil midir? İnsanların sahibi değil mi? Dağların sahibi değil mi? Niye Allah din gününün sahibi demiş? Kardeşler,
Şimdi bu dünyada Allah'ın bu dünyanın sahibi olmadığını söyleyenler var. Bunu kabullenmeyenler var. Bu dünyanın Allah'la hiçbir alakası olmadığını söyleyenler var. Onun için ahirette bunu hiç kimse inkar edemeyecek. Ne Yahudiler inkar edecek, ne Hristiyanlar inkar edecek, ne ateistler inkar edecek. Hiç kimse inkar edemeyecek. Allah Azze ve Celle işaret söylüyor, işaret veriyor. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği günde Allah size ve sizin hesabınıza maliktir. Siz dünyada yapacağınızı yapın. Allah size ve sizin hesabınıza ve bazılarınızı cennete, bazılarınızı cehenneme göndermeye kadirdir ve maliktir. Bu dünyada herkes, bu dünyanın sahibi benim, bu devletin sahibi benim, bu yerin sahibi benim, bu memleketin sahibi benim, buralarda benim sözüm geçer diyebilir. Allah Azze ve Celle'yi bu memleketleri, bu memleketlerden diskalifiye edebilirler. Allah'ın hükümlerini diskalifiye edebilirler. Velakin bilmeleri gerekir ki Allah mülkün tamamına sahiptir. Devletleri başa getiren ve devletleri düşürendir. Sübhanehu ve Teala Emevileri başa getirdi, Emevileri düşürdü. Abbasileri başa getirdi, onlara mülk verdi, onları düşürdü. Endülüs'ü başa getirdi, Endülüs'ü düşürdü. Abbasi'yi getirdi, düşürdü. Osmanlı'yı getirdi, düşürdü. Allah Sübhanehu ve Teala mülkün sahibidir. Bazılarına devlet nasip eder, sonraki gün o devleti yıkar. Velakin kıyamet gününde Allah'tan ve onun mülkünden kaçış yoktur. Allah Azze ve Celle kitabında kardeşler Maliki Yevmiddin, Allah dün gününün sahibidir dedik. Dün günü hangi gündür? Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala ve ma adrake ma yevmiddin. Sen din gününün ne olduğunu nereden bileceksin ki? Din günü nedir? Ve ma adrake ma yevmiddin. Thumme ma adrake ma yevmiddin. Sen din gününün ne olduğunu nereden bileceksin? Yevme la yemliku nefsun li nefsin şey'a. O gün hiçbir nefis hiçbir şeye malik olmayacak. Vel emru yevme izin lillah. O gün iş, emir tamamen Allah'ın olacak. Onun için o gün ihtilafsız, istisnasız herkesin kabul edeceği bir şeye Allah mülkünü nispet etmiş. Yoksa Allah Maliki Yevmiddin değildir. Maliku dünyadır ve Maliku ahiredir. Tebârekellezî biyedihil mulk. Mülkü elinde tutan Allah'a, Allah yüceler yücesidir. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ Semanın ve arzın mülkü Allah'ındır. Velakin burada mülkü kıyamete bitiştirmesi, burada önemli bir mesele vardır. İnsanların ibadetle alakalı konuşacak. Allah Azze ve Celle kendi iman tevhidiyle alakalı konuşacak. İbadetlerle, taatlerle, kulluklarla, hamdla alakalı konuşmuş. Bunun neticesinde Allah Azze ve Celle insanları kıyamette hesaba çekecek. İnşallah bağlantıya değineceğim. Kardeşler Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ Onlar o gün açığa çıkacak, açığa çıkacaklar. Kıyamette لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ Hiçbir şey Allah'tan gizli kalmayacak o gün. Hiçbir şey. Sonra sorulacak لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Söyleyin bakalım bugün mülk kime aittir? Soru sorulacak. Bakın bu dünyada sorulsa Firavun'a inşallah şimdi değineceğiz. Firavun'a soruluyor. Firavun diyor Mısır benimdir diyor. Bu diyor vadiler, bu Nil Nehri, altınlarım bunlar hepsi benimdir diyor. Bunların maliki, sahibi benim diyor. Öyle söylüyor. Allah kıyamete soru soracak. Limenil mulkul yav? Söyleyin bakalım. Ey Firavun söyle bakalım. Ey Nemrut söyle bakalım. Bugün mülk kime aittir? Kimindir mülk? Allah Azze ve Celle kıyamette bu soruyu bütün mahlukata soracak. Onlar nasıl cevap verecekler? Lillahil vahidil kahhar. Kahhar ve vahid olan Allah'ındır diyecek. İstisnasız. Hiç kimse aksi bir söz söylemeyecek. Onun için tartışmasız bir güne Allah Azze ve Celle mülkünü ne yaptı? Nispet etti ve isnat etti. Firavun öyle söylemişti. Demişti ki قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ السَّمَاوَةِ Bu şekilde Firavun yani Allah'ın rububiyetini, Allah'ın Mısır'ın sahibi olduğunu, yerin ve göğün sahibi olduğunu o gün inkar etmişti. Velakin kıyamette bunu hiçbir şekilde
inkar edemeyecek. Allah Azze ve Celle onu yaptıklarından dolayı hasaba çekecek. Kardeşler, Malik Yevmiddin. Şimdi Allah Azze ve Celle rahmeti gereği bize isimleriyle, bize isimlerinden haber vermiş. Allah Azze ve Celle bize kulluğunu emretmiş. Bize itaat etmeyi emretmiş ama biz Allah'ı tanımıyoruz. Nasıl bir Allah'tır bilmiyoruz. Onu görmedik, onu duymadık, zatını bilmiyoruz, hiçbir şeyini bilmiyoruz. İnsanın düşünün, hiç görmediği, duymadığı, bilmediği bir şeye ibadet etmesi, itaat etmesi, kulluk etmesi nasıl açıklanabilir ki? İnsan zorlanmaz mı? İşte bundan dolayı Allah rahmeti gereği ona kulluk ederken, ona ibadet ederken, ona boyun eğerken, ibadetleri ona sunarken, ondan isterken gönül rahatlığıyla yakin üzere ibadet edip ondan istememiz için isimleriyle kendisimize tanıtmış. İbadet edeceğiniz Allah nasıl bir Allah'tır? Rahmandır. İbadet edeceğiniz Allah nasıl bir Allah'tır? Semih, işitendir. Dedi, demek ki biz dua etsek Allah işitiyor. Bu bize yakin verdi. Allah kesinlikle bütün dualarımızı işitiyor. Veya biz Allah için bir harekette bulunsak Allah semidir, o hareketleri görüyor. Veya biz kalbimizde Allah'ı yücelsek, tazim etsek, Allah Azze ve Celle'ye kalbimize değer versek, latiful habirdir. Kalplerdekinden en ince şeylerden haberdardır. Sübhanehu ve Teala. Yine biz günah işlesek acaba Allah Azze ve Celle nasıl bir Allah'tır? Günahlarımızı bağışlar mı? Tevvab, gaffar, gafur olan bir Allah'tır. Yine biz ihtiyacımız oldu. Allah'tan istesek acaba ihtiyacımızı karşılayabilir mi? Karşılar mı? Sonra bakıyoruz ki samettir. İhtiyaç anında müracaat edilendir. İltica edilendir, yönelilendir. Biz bu şekilde Allah Azze ve Celle bütün ihtiyaçlarımızda ona yönelmemiz için kendisini tanıtacak isimlerini bize ne yapmış? İsimlerini bize zikretmiş. İşte o isimlerden bir tanesi de kardeşler Melik'tir. Malik, Melik. Bir de Melik. Hepsi aynı anlamdadır. Aralarında kısmi bir fark var. Malik, sahip demektir. Melik, emreden demektir. Yani daha güzel anlaşılması için şöyle söyleyelim kardeşler. Mesela bir devlet başkanı düşünün. Bir devlet başkanı düşünün. Halife düşünün. İslam devletinin halifesi. Hiçbir malı yok. Hiçbir malı yok. Ama yönettiği halkın malları çoktur. Bir adam kendi arsası var. O arsasında dilediği gibi hükmedebilir mi? Arsanın sahibi odur. Fakat belediye orayı imara açmamış. Ev yapabilir mi kardeşler? Yapamaz. Orada ev kendi mülkünde ev yapabilmesi için Melik'in ona izin vermesi lazım. Malik mala sahip olan. Melik ise mala emreden, dilediği şekilde malda tasarrufta bulunan zat demektir. Dünyada bazıları meliktir, malik değildir. Bazıları maliktir, melik değildirler. Allah hem maliktir, hem meliktir. Bütün mülkün sahibidir. Sonra bu mülkünde El-Melik ismiyle dilediği şekilde tasarrufta bulunan, dilediği şekilde hükmeden, dilediği şekilde istediği yerlere aktaran, istediği yerlerden engelleyen zattır. Malik'le dünyanın arasındaki bağ, Halik'le dünyanın arasındaki bağ aynıdır. Halik Allah'tır, mahluk dünyanın tamamıdır. Malik Allah'tır, kainatın tamamı ne olur o zaman? Mülk olur. Ali malikse bunun maliki sahibi benim. Bu mülk olur, benim mülkümdür. Benim mülküm ne? Bu benim, bana aittir. Bunun ismi mülktür. Bunun sahibine ne denilir? Malik. Allah maliktir kardeşler. Mülkün neresidir? Dünya. Kainat, mahlukatın tamamı. Melekler Allah'ın mülküdür. İnsan Allah'ın mülküdür. Cin Allah'ın mülküdür, cinler Allah'ın mülküdür. Deniz Allah'ın mülküdür. İçindekiler Allah'ın mülküdür. Dışındakiler Allah'ın mülküdür. Yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür. Tebârekellezî biyedihil mülk. Mülkü elinde tutan Allah yüceler yücesidir. O zaman Allah bütün kainatın maliki ise, sahibi ise kardeşler,
Malik ismine binlerce isim girer. İnşallah buna değinmeye çalışacağız. Biiznillahi Teala. İslam alimlerinden bazıları dedi ki Malik emrini mülkünde geçerli kılandır. Emrini yani iradesini, isteklerini mülkünde yani geçerli kılan ve uygulayandır demişler. İslam alimlerinden bazıları Allahu Ala ve Alem. Kardeşler, bütün kainat dedik ki Allah'ın mülküdür ve Allah da bu kainatın malikidir. Lakin burada Kur'an-ı Kerim'de gözümüze çarpan ciddi bir soru var. Dedik ki Allah'ın mülkü kainatın tamamıdır. Sema Allah'ın mülküdür. Yer Allah'ın mülküdür. İnsanlar Allah'ın mülküdür. Bütün her şey Allah'ın mülküdür. Kardeşler, her şey Allah'ın mülküyse Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de niye böyle bir tabir kullanmış? Lillahi mulku semavati vel ard. Sema ve yerin mülkü Allah'ındır. Mülkü tekil kullanmış. Mülkler söylememiş. Mülk Allah'ındır. Tekil getirmiş. İslam alimlerinden bazıları dedi ki mülkün bütün kainat sayısız olduğu halde tekil getirilmesinin sebebi hepsinin birleşik olmasıdır. Mesela kardeşler, cemadatı düşünün, topraktır, taştır, hepsi nebata hizmet eder. Cemadat, nebatat hepsi hayvanata, hayvanlara. Cemadat, nebatat, hayvanat hepsi insana hizmet eder. Allah Azze ve Celle bütün bunları ibadet için yaratmış. Allah Subhanehu ve Teala bütün mülkünü ibadet insanoğluna ve insanoğlu bununla ne yapsın kardeşler? Allah'a kulluk yapsın diye yaratmıştır, tekil getirmiş. Tabi İslam alimlerinden bazıları demiş ki Allah Azze ve Celle, inşallah İbn-i Kayyum'dan aktarmalar yapacağım kardeşler. Malik, sahip demektir. Allah malikse dünyanın malikidir. Kardeşler, öldürmeye maliktir. Allah malik demek mumit, öldüren demektir. Allah malikse yuhyi, diriltmeye maliktir. Malik demek muhyi, dirilten demektir. Allah Azze ve Celle rızıklara maliktir. O zaman dilediğine rızık verir. Malik demek razzak demektir. Allah Subhanehu ve Teala la mani'a lima a'tayt, verdiğine engel olan yoktur. Mu'tidir, veren. Ve la mu'tiye lima mena'at, engel olduğuna veren yoktur. Allah mani'dir. Allah Subhanehu ve Teala yerzuku, yerfa'u, yüceltmeye malikse rafi'u derecat, dereceleri yükseltendir. Hafid, Allah Azze ve Celle alçaltandır. Kardeşler, malik isminin içine Allah'ın isimlerin çoğu girer. Yani biz biraz uzun uzadıya bunu işlesek, uzun uzadıya aktarsak inşallah göreceğiz ki Allah'ın bütün isimleri Allah'ın El-Malik isminin içine gireceğini biz göreceğiz. İbn-i Kayyum El-Cevziye Rahmetullahi Aleyh diyor ki Allah Azze ve Celle'nin malik oluşu kemal sıfatlarla muttasıf olmasını gerektirir. Yani bir zat malik olur ama hayat sahibi olmaz. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Bir zat malik olur ama kudreti olmaz. Bir zat malik olur ama iradesi olmaz. Bir zat malik olur ama tasarrufu olmaz. Bu şekilde uzun uzadıya aktarmış. Demiş ki malik olan zatın Subhanehu ve Teala'nın yani emretmesi, nehyetmesi, cezalandırması, vermesi, engellemesi, izzetli kılması, zelil kılması, alçaltması, yüceltmesi, nimet vermesi, intikam alması, bunların hepsi El-Malik isminin içine girer dedi Rahimallahu Teala. Kardeşler, yine bazı alimler dedi ki Malik tövbe, Allah Azze ve Celle kulun tövbesine maliktir. Tövbeleri kabul eden Malik isminin içine girer. Kul istiğfar talep eder, maliktir, dilediğini bağışlar. Bu şekilde peki din günüyle malikin bağlantısı nedir kardeşler? Niye burada malik ismini kullanmış? Allah Subhanehu ve Teala dünyada insanlar ibadet edenleri var, ibadet eksik yapanları var, ibadeti tam yapanları var, masiyet ehli olanları var, kafirler var, müznibler var, muvahidler, müşrikler, salihler, muhsinler,
Subhanahu ve Teala hepsinin hesabını kıyamete Allah görecek. Hepsinin hesabını gördüğü için dilediğini bağışlar, dilediğini affeder, rahmetiyle, dilediğini azaplandırır adaletiyle. Kıyamette insanların dünyada yaptığı amellerin cezasını sadece malik olan Allah verir. Subhanahu ve Teala. Kardeşler, Allah Azze ve Celle kitabında يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Semada ve yerde ne varsa herkes Allah'tan ister. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَنْ Bu ayetin tefsirinde daima bir iştedir. Ebu Derda radıyallahu anhu dedi ki يَغْفِرُ ذَنْبًا Günahları bağışlar. Günahları bağışlamaya maliktir. يَغْفِرُ ذَنْبًا وَيُفَرِّجُ كَرْبًا Bir belayı ortadan kaldırır. Bir belazade vardır. Başına bir bela gelmiş, musibet gelmiş. Onu kaldırmaya maliktir. وَيُفَرِّجُ كَرْبًا وَيَكْشِفُ غَمَّنْ Bir kişide gam, dert, keder vardır. O derdi ve kederi kaldırmaya maliktir. وَيَكْشِفُ غَمَّنْ وَيَنْصُرُ مَظْلُومًا Yardımı dilediğine verir. Yardım etmek onun mülkündendir. İstediği mazluma yardım eder. وَيَنْصُرُ مَظْلُومًا وَيَأْخُذُ ظَالِمًا İbn-i Kayyum Malik'in manalarını açıklıyor. Zalimi cezalandırır ve onu alır. وَيَفُكُّ عَانِيًا Esirin esareti ve onun kurtuluşu Allah'ın mülkündedir. وَيَفُكُّ عَانِيًا Esiri esareten Allah kurtarır. وَيُغْنِي فَقِيرًا Mülk, zenginlik Allah'ın elinde olduğu için fakiri zenginleştirir. وَيُجْبِرُ كَسِيرًا Yarası olan, gediği olan, malını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, yani kırığı olan, döküğü olanları cebreden, yerini dolduran Allah'tır. Dilediği kişilerin kırıklıklarını, burukluklarını Allah Azze ve Celle giderir. وَيَشْفِ مَرِيدًا Şifa onun mülküdür. Hastaya dilediği şekilde şifa verir. Yine Allah وَيَسْتُرَ عَوْرَةً Avretleri Allah setreder. Birimiz günah işler, birimiz bir hata yapar. Allah sittirdir. Şayet bizlerin günahlarımızı bağışlamazsa kardeşler vallahi her birimiz birbirlerimizin suratlarına tükürecek dereceye geliriz. Yani insanlar o kadar hata işliyor, o kadar yanlış yapıyor, o kadar ayıp şeyler yapıyor ki Allah es-sittir ismiyle setir perde Allah'ın mülküdür. Dilediğini ne yapar? Setredir. O mülkü kaldırırsa bütün insanlar onu görür ve onu rezil eder. Allah subhanahu ve teala. وَيُعِزُّ زَل۪يلًا Kullardaki izzet Allah'ın mülküdür. Dilediğine verir, aziz kılar. Dilediğinden kaldırır, onu zelil yapar. وَيُعْتِ سَائِلًا İsteyen kişiye veren Allah'tır. وَيُذْهِبُ بِدَوْلَةٍ Bizim sevdiğimiz şeyi söylüyor. وَيُذْهِبُ بِدَوْلَةٍ Bir devleti götürür. وَيَأْتِ اُخْرَى Yerine başka bir devleti getirir. وَيُدَاوِلُ الْاَيَّامِ بَيْنَ النَّاسِ Günleri insanların arasında çeviren, döndürüp duran Allah'tır. Bugün birinin lehinde olur, yarın diğerinin aleyhinde. Bugün birinin başarısına, galibiyetine, yarın diğerinin mağlubiyetine sebebiyet verir günler ve geceler. وَيَرْفَعُ اَقْوَامًا Bazı kavimleri yüceltir. وَيَدَعُ اَخَرِينَ Diğerlerini alçaltır. وَيَسُوقُ الْمَقَادِيرَ الَّتِي قَدَرَهَا قَبْلَ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بِخَمْسِينَ اَلْفَ عَامٍ اِلَى مَوَقِتِهَا Ve bütün kaderleri, kaderin yazılar, hesap, kitap hepsi onun mülkü olduğu için insanlığı yaratmadan 50 bin yıl önce bunları yaratmış, bitirmiş Allah subhanahu ve teala. Kardeşler, son olarak inşallah ona da iki maddeye değinelim inşallah. Dersi bitirelim. Şimdi biz dedik ya Malik Allah'tır. Yani keşke fırsat olsaydı yani böyle aslında Malik ile alakalı alimler çok uzun uzadıya konuşmuşlar. Yani Malik Fatiha'da zikredilmesinin birçok hikmeti ve sırrı vardır. İbn-i Kayyum Medaricus Salik'inde bunları aktarmış. Yani bu kadar önemli bir surede ve din gününde kıyamette Malik isminin bitiştirilmesi rastgele keyfe mettefak değildir. Malik ismi Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'nin Rahman ve Rahim'den sonra hemen peşi sıra zikrettiği isimdir. Çünkü bütün insanlar dünyada mülk sahibidirler. Onların mülkünün hakiki
mülkü onlara, onların mülkünün hakiki sahibi malik olan Allah'tır. Malik'in kelime anlamı kardeşler, bir, mülkün sahibi. İki, mülk sahibine mülkü veren, yani bazılarını mülk sahibi kılan. Üç, hem kendi mülkünde hem mülk sahibi kıldığı kişilerin mülkünde tam manasıyla tasarrufta bulunan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Dedik ya kardeşler, dünyada bazen Allah Azze ve Celle mülkü bazılarına nispet etmiş olabilir. Bu mülk hakiki değildir. Hakiki mülk Allah'ındır. Tam manasıyla mülk Allah'ındır. İnsanlardaki mülk nispidir, orantılıdır, zamansaldır ve vakadan vakaya göre değişir. Bugün elinde olan mülk senindir, yarın o mülk senin değildir. Bütün kainatın varisi kimdir? Allah Subhanahu ve Teala. Bütün insanların canlarını aldıktan sonra bütün kainatı, dünyayı elinde dürüyecek. Malik olanlar nerede? Sahip olanlar nerede? Allah mirasçıların en hayırlısıdır. Bütün insanların mülklerinin mirasçısı Allah Subhanahu ve Teala'dır. Firavun'u izliyoruz. Firavun bize bir misal olsun. Firavun, Allah Azze ve Celle onu misal verdi. وَنَادَ فِرْعَوْنُ Firavun seslendi, nida etti. قَوْمَهُ قَوْمِنَا قَالَ يَا قَوْمِ Ey kavmim, اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مَصِرْ Mısır'ın mülkü bana ait değil mi? Şu Mısır benim değil mi? Onun sahibi ben değil miyim? وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ Peki ya bu nehirler, şu Nil nehri, تَجْرِي مِنْ تَحْتِي Benim altından akan, şöyle evimin altından akan şu Nil de benim değil mi? اَفَلَا تُبْصِرُونَ Görmüyor musunuz? Ben o kadar kuvvetli biriyim. Ne demek istiyor kardeşler? Malik ne demek? İtaat edilen demektir. Bir insan malikse ona itaat etmek lazım. Köyün ağasına itaat edilir değil mi? Firavun diyor ki Mısır benimdir. Hepiniz benim mülkümde yaşıyorsunuz. O zaman bana itaat etmeniz gerekir. Bunu Firavun söylüyor. İnsan olan, cılız olan, zayıf olan, Allah'ın bütün kainata karşı rezil ettiği bir adam bunu söylüyor. Allah Subhanahu ve Teala lillahi mulku semavati vel ard. Sema ve yer Allah'ın mülküdür. Niye o zaman Allah'a itaat etmiyorsunuz? Niçin Allah'a kulluk etmiyorsunuz? Niçin Allah'tan başkalarına yöneliyorsunuz? Niçin mülkün hakikatinin kendisine ait olmayan, onların da mülklerinin de sahibi olan Allah'a kulluk etmiyorsunuz? Subhanahu ve Teala. Firavun devam ediyor başka ayet-i kerimede. Fahşara fenada. Mısır'ın mülkü ona ait olduğu için, o Nil'ler de onun olduğu için, fahşara Musa onları İslam'a davet edince tevhide hemen yol aldı, bütün insanları topladı. Fahşara fenada فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى Sizin en büyük Rabbiniz benim dedi. Mısır bana ait. Mülkü bana ait. Nehirler bana ait. Siz de burada yaşıyorsunuz. Firavun böyle söyledi. Ya kardeşler netice ne oldu? Netice ne oldu? Firavun böyle bağırdı. Burası bana aittir. Mısır bana aittir. Şehirler bana aittir. Siz de benim mülkümdesiniz. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ Kavmini alçak gördü. Kavmini, bu genelde bütün tağutların ahlakıdır. Kavimlerini değersiz görürler. Vatandaşları değersiz görürler. Onların hiçbir önemi yok. Bütün dünya bizim etrafımızda dönüyor. Öyle düşünürler. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَعُوهُ Zelil olan kavim de ona itaat etti. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Zaten hem o hem onlar hepsi fasık bir kavimdi. فَلَمَّا أَسَفُونَا Ne zaman ki Firavun ve onlar bizi üzdüler. Firavun, Haman, askerleri hadlerini aştılar, azgınlık yaptılar. Olması gerekenin çizginin ötesine geçtiler. İntikamna minhum. Onlardan intikam aldık dedi Allah Subhanahu ve Teala. Felemma asafuna intikamna minhum ve ağraknahum ecmaîn. Hepsini boğduk. Kardeşler bir sabah köşklerin, sarayların, meyvelerin, hurilerin yani envai çeşit nimetlerin, kölelerin, cariyelerin içindeydiler. Sabah erken vakitlerinde Allah Azze ve Celle şımaran bir kavmi bu nimetlerin içinden aldı, getirdi, denize, denizi açtı. Girin bakalım dedi. Sonra denizi onlara mezar yaptı. Subhanahu ve Teala. Mülk senindir değil mi? Sana şimdi denizin altı mülk olsun. Denizin dibi sana mezar olsun.
Allah subhanehu ve teala ile cedelleşmez. İnsan Allah'la cedelleşemez. Allah'la hudutlaşamaz. Allah'ın mülkünde Allah'a karşı gelemez. Allah azze ve celle insana mühlet verir. Sonra dilediğini çeker alır. Rezil eder insanı evinin içinde. فَلَمَّا أَسَفُونَ اِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ Hepsini ne yaptık? Boğduk. Sonra Allah azze ve celle ne diyor? Ey Firavun gibi olan kafirler, ey Firavun gibi olan tağutlar, ey Nemrutlar, Firavun gibi beldelerde haddini aşan, azgınlık yapan memleketler bizimdir. Biz ne yapsak istediğimizi yaparız diyen tağut ve zalimler. Bakın Allah diyor ki فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخَرِينَ Biz Firavun'u فَجَعَلْنَاهُ سَلَفًا Onu selef yaptık. Selef ne demek? Öncü. Babalarınıza ibret almaz mısınız? Tağutların babası olsun diye bütün tağutlar, tağutları ata olsun diye, herkes babasından ibret alsın diye, öncüsünden ibret alsın diye Allah diyor biz onu وَجَعَلْنَاهُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Diğerlerine hem selef hem de bir ibret, bir numune kıldık. Bütün Firavun gibi olanlar Firavun'dan ders çıkarsınlar. Allah Azze ve Celle onların bir sabah kalkmışlar, bütün mülklerini yerle bir etmiş. Allahu Ala ve Alem. Son olarak kardeşler, Maliki Yevmiddin, Kur'an-ı Kerim'de Malik ismine baktığımızda Allah Azze ve Celle kendine davet ederken, kendisine kulluğa davet ederken, ibadetin Allah'a olması gerektiğini söylerken bu ismi kullanıyor. Özellikle ama özellikle müşriklerin, Allah'tan başkasına ibadet edenlerin, putlara ibadet edenlerin ibadetlerinin batıl olduğunu söylerken yine bu ismi kullanıyor. Ayetlerin genelini toparlayıp ondan sonra ayetleri okuyayım. Allah Azze ve Celle şunu söylüyor. İbadet edilenin, itaat edilenin, kendisine kulluk yapılan zatın malik olması gerekir. Kendisine ibadet edenlere nimet indirmeye malik olacak. Onları cennetle nimetlendirmeye malik olacak. Onları hesaba almaya malik olacak. Ona ibadet etmeyenleri de cehennemde yakmaya, onları azap etmeye malik olacak. Onların hayatlarının maliki olacak. Onların ölümlerinin maliki olacak. Onlara indirilen rızkın maliki olacak. Onlardan engellenen rızkın maliki olacak. Allah subhanehu ve teala putlara tapanlara söylüyor. Veyahut da Allah'tan başkalara tapanlara söylüyor. Siz bu putlara tapıyorsunuz ya. Sizin rızıklarınıza malik miler? Rızıklarınızı onlar mı veriyor? Hayatınıza malik onlar mıdır? Ölümlerinize malik olan onlar mı? Ecellere malik olan onlar mı? İnen nimete malik olan onlar mı? Kaldırılan nimete malik olan onlar mı? İnen belaya malik olan onlar mı? Belanın kaldırılmasına onlar mı malik? Niye bunlara tapıyorsunuz ki? Size faydaları nedir? Size yararları nedir? İlah dediğin yaratacak, öldürecek, rızık verecek ve dilediği şekilde kuluna ve kulun dünyasına hükmedecek. Subhanehu ve Teala. Allah Azze ve Celle kul, ey peygamber onlara söyle. Ete'budune min dunillahi ma la yemliku lekum darran ve la nef'a. Ey peygamber onlara söyle. Size ne faydaya ne zarara malik olmayan Allah dışında şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Bakın kardeşler, burada hikmet, ibadet edilen zatın fayda ve zarara kadir olması gerekir. Fayda ve zarara malik olması gerekir. Allah bütün dünyaya zarar vermek isterse bütün dünyayı halak eder. Allah dünyaya fayda vermek isterse hiç kimse o faydayı kaldıramaz. Dar ve nafi Allah'tır. Malik, dar ve nafi demektir. Yine dedi ki وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başka dua ettikleriniz var ya مَا لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِمْتِيرِ Hurma çekirdeği kadar mülk sahibi değiller. Hurma çekirdeği kadar. Siz hurma çekirdeği kadar mülk sahibi olmayan birine nasıl ibadet edersiniz? Onlara nasıl dua edersiniz? Bu akılda nasıl mümkün olur? Fıtratlara nasıl yerleşir? Mümkün değil kardeşler. Yine Allah Azze ve Celle وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar. مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا Semada ve yerde onlara rızık indirmeye hiçbir şekilde kadir olmayan, malik olmayan şeylere tapıyorlar. وَلَا يَسْتَطِعُونَ Ve güçleri de hiçbir şey yetmiyor.
Bakın kardeşler, her yerde El-Malik ismini kullanıyor. Çünkü Malik ibadet edilendir. İbadet edenler Allah'a niye ibadet ediyor? Malik olduğu için. Niye Allah'a ibadet ediyoruz? Çünkü Allah bizim malikimizdir. Bizim sahibimizdir. Bir insan sahibi olana ibadet eder, yoksa kendisi gibi köle olana değil kardeşler. Kendisinin sahibine itaat eder, ona boyun eğer, ona yönelir, ona dua eder, ona itaat eder, ona karşı alçalır, ona karşı zelil olur. Kendisi gibi zayıf olan, yarınının ne olduğunu bilmeyen, faydasına ve zararına hakim olmayan insanlara değil. Onun için Allah Subhanahu ve Teala burada bu isimleri kullanmış. İbadetlerde, kıyamet gününde Malik ismini Allah Subhanahu ve Teala kullanmış. Peki bu ismin bize faydası nedir kardeşler? Maliki yevmidin Allah'tır. Tebarekellezi biyedihil mulk Allah'tır. O zaman kardeşler, Müslümanın rahat olması lazım. Seni ibadetinden dolayı tehdit eden, sana zarar vermeye çalışan, zarar vermeyi planlayan kişiler var ya, onlar sana zarar veremez. Çünkü fayda ve zarar Allah'ın mülküdür. Dilediğine zararı indirir, dilediğine engel olur. Bütün dünya toplansın sana zarar vermek için, sana zarar veremez. Çünkü senin de sana zarar vermeyi niyetlenenlerin de maliki Allah'tır. Onlara dilediği şekilde hükmeder. Mülkün sahibi Allah'tır. Bugün mülkü kendisinin elinde tutanların mülkünün hakiki bir mülk olmadığını, yarın bunun zail olabileceğini Müslümanların inanması ve elindeki mülke güvenmemesi, malikül mülk, malikül emlak, meliklerin, padişahların sahibi olan Allah'tır. Bütün mülk sahiplerinin sahibi Allah'tır. O zaman ona yönelilmesi, ona kulluk edilmesi, mülkün tamamının Allah'ın yolunda harcanması gerekir. Allahu a'la ve alem ve sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed.